Başarısız bir girişim. Zaten bizim ülkemizdeki en önemli sıkıntıdan bir tanesi futbol statlarının yeteri kadar dolmaması. Bugün mü yani böyle Almanya Dünya Kupası'nı kazandıysa hem yani ülke futbolu çok iyi yönetildiği için üst yapıda hem böyle altyapıdan çok iyi oyuncu yetiştirildiği için artı statların doluluk oranı %99'un üstünde. Bu mesela şey küme düşen bir takım için de geçerli. Freiburg'da %99 dolu oynuyor. Borussia Dortmund, Bayern Münih ve bizim böyle şanlı Borussia Mönchengladbach'ta. Bak yıllardır şampiyon olmuyor Mönchengladbach. En son benim doğduğum zaman olmuş 77. Ben hatırlamıyorum mesela. Ama bütün maçta full doluyor. Muazzam bir gelir elde ediyorlar. Ve bu sayede de yani Almanya'da olmayan, İtalya'da denenmiş ve böyle başarısız olmuş, İngiltere'de olmayan, Fransa'da olmayan, Avrupa'nın 5 büyük liginde olmayan bir uygulamayı buraya getirmen en baştan yanlış. Şu ana kadar da zaten böyle hiç iyi sonuçlar vermedi. Zaten bizde sorun böyle statların dolmaması ve maalesef yani Pasolik'le iyice böyle statlarda doluluk oranı böyle azalıyor. Nasıl olsa her şey böyle doğal haliyle gelişir. Su akar yolunu bulur. Bu işin olmayacağı bir süre sonra ortaya net olarak çıkacak. Çıkmaya da başladı. Her şey dengesini bulur. Yani böyle aşırı endüstriyel futbolda maalesef her yerden böyle rant çıkıyor. Buna karşı sadece biz böyle şey tüketici hakkını koruyabiliyoruz. Türkiye'deki sıkıntı ise şu. Hani nasıl bizim ülkede böyle kendine Müslüman adam var. Kendine sosyalist adam var. Burada da böyle kendine endüstriyel bir futbol var. Kendine endüstriyel. Yani kafasına göre o diyor ki bu iş endüstriyel. O zaman futbol endüstrisinin devleri olan ülkelerde olmayan işte mesela Almanya'da olmayan bir şey Türkiye'de de olmamalı. Çok basit. Almanya gibi olmak istiyorsak, illa hemen Dünya Kupası şampiyon olma değil de bari her Dünya Kupası'na katılmak istiyorsak en başarılı olandan Dünya Kupası'nda ve şampiyon olan böyle futbol ülkesinden feyiz almak lazım. Alakasız bir yerden, No One Land'den çıkmış bir fikir. Yani o şeyi de kesmiş durumda şu anda. İnsanlar tabii ki ya bizde millet 10 liranın 15 liranın tabii ki bir hesabını yapar. Niye o zaman millet böyle pazarda saat 7'yi 8'i bekliyor da direkt böyle öğlen gitmiyor? Madem böyle serbest pazar diyorsunuz, işte madem böyle arz talep dengesi diyorsunuz, talep ortada. Demek ki böyle şey arzda yanlışlık var. Burası kesin.